Hello everyone. Merhabalar, herkese merhaba. Sunumumuzu beklerken, ekranda görünmesini beklerken küçükçe kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Luca Martinelli. Aynı zamanda Sanita olarak tanınmaktayım. Kartımda da görebilirsiniz. Ben 2006'dan beri bir Wikivericiyim. Birazcık yaşlı sayılabilirim. Ben de İtalyan Wikiverisinde ve Wikipedia'sında kurucu üyelerinden biriyim, başlangıcından beri. Asaf'ın sunumlarından sonra ona sorabileceğiniz tüm soruları isterseniz bana da sorabilirsiniz. Sunumu henüz bitirmemiştim zaten. Ve Wikiverry ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa gizli olacak şekilde yardımcı olabilirim. Projenin şimdiki halinden bahsedecek olursak, işle alakalı da bir sunumum var. Geçen seneden beri Wikimedia Vakfı'yla çalışıyorum. Kendisi herhangi bir maddeyi çıkar gütmemektedir. Uluslararası iletişim uzmanıyım. Topluluklarla olan ilişkilerde ben sorumluyum. Geri dönüşlerle alakalı, fikirlerle alakalı, geliştirilebilecek şeylerle alakalı bütün sunumlarda, bütün görüşmelerde sorumlu kişi benim, kendi proje ekibime karşı. Bugün size yapılandırılmış bilgi, Wikipedia'daki yapılandırılmış bilgiyle ilgili konuşacağım. 3 yıl boyunca yapılan bir şeydi. Geçen sene başladı ve gelecek sene bitecek. Commons üzerindeki yapılandırılmış bilgiden bahsediyorum. Başka bir proje vardı bu konuyla alakalı. Wikimedia Commons'a bu konuda yapılandırılmış bilgiyle alakalı daha çok fırsat tanınması için bu projeyi de bağlıyor. Burada söyleyeceğim şeylerden bir kısmı da görsellerle alakalı olacak. Kimler ekliyor, nasıl eklenebilir ve yapılandırılmış bilgiyle ilgili daha çok şey yapılabilsin diye ve size bunu anlatabilmek için ben buradayım. Burada bizim hedeflerimiz bulunuyor ki bunlar Wikimedia kullanıcılarına daha davetkar ve daha verimli bir yol vermek. Sizin bu buradaki içerikleri bulabilmek için, araştırabilmek için. Daha sonra başka kontentleri sizin, başka içerikleri onlara geçebilmeniz için. Burada daha çok görsellerle alakalı konuşuyorum. Söylediğim şeyler aradaki içerikle ve görseller arasındaki ilişkiden bahsediyorum ben çoğunlukla. Yeni içeriklere ulaşabilmek için de aynı zamanda gelecekte diyelim ki yeni formatlar ekleyebilmek için içeriklere hedeflerimiz onlardı. Şimdi konuşmak istediğim şey de medya araştırması. Yapılandırılmış bilgiden önce gelen şeydir. Medya araştırması, Commons'daki medya araştırması, görüntü odaklı kullanıcı arayüzüyle alakalı bir durumdur ve bunu daha kolaylaştırır. Özür dilerim tekrardan.
5 yıl sonra yaptığım ilk canlı sunum olduğu için gördüğünüz gibi. Aynı zamanda tercümanlara teşekkür etmek istiyorum. Ve ben yavaşça ve en açıklayıcı şekilde konuşacağım ki sizlere de rahatlıkla çevrilebilsin. Bu yeni arayüzden bahsediyoruz, görüntüyle alakalı. Görselleri, görüntü odaklı kullanıcı arayüzünde bulunan görselleri bulmanın daha kolay olması için yapılan bir şeydir bu. En azından görüntüleri kendi ana dilinizde araştırabilir ve bulabilirsiniz. Ve böylelikle dilden bağımsız bir şekilde araştırma yapabiliyor olacaksınız. İstiyorsanız sadece CC eserlerinde bulabilirsiniz. Filtreleri kullanarak. İsterseniz domainleri araştırabilirsiniz. Bütün filtre tiplerini kullanarak bunları yapabilirsiniz. PNG olarak ya da SPG ya da GIF olarak hepsini kullanabilirsiniz. En azından böylelikle boyutları da araştırabilirsiniz. Ya da Instagram için gereklidir belki. Ya da belki sunumunuz için lazım olan bir daha büyük bir görseldir. Daha detaylı bir görüntü lazımdır size. MediaSearch'ta bunları yapmanız mümkün. Genel olarak nasıl çalışıyor? Buna bir bakalım. Ne yapıyor? Bir sorgu çalıştırıyor. Biz size Asaf'ın gösterdiği query'ler, yani oradaki sorgular, ama farklı bir türde çalışıyor bu. Bu medya çalışması, sorgu çalışması, alt hızıyla yapılandırılmış verileri genişletir. Yazıyorsunuz bir kedi ya da ağız ya da bir keçi ya da bir sizin sevdiğiniz bir yazar da olabilir, şair. Sonra o da kendi durumları ve altyazıları, belirtilmiş bilgileri ve altyazıları bulan, yapılandırılmış verileri olan fotoğrafları, görselleri ve oradaki kategorileri de aynı şekilde genişletmeye yönelik araştırmalar yapar. Daha önceden araştırılmış ama verilmemiş görselleri de sizin önünüze sunar ve her dilde olur bu. Eğer Türkçe bakmak istiyorsanız bu dillere bunu yapabilirsiniz. Yani sadece İngilizce bilmek durumunda değilsiniz. İngilizce, Azerice, İtalyaca yapabilirsiniz. Size küçük bir karşılaştırma göstermek istiyorum burada. Görüyorsunuz, bu eski durumu, en solda gördüğünüz şey, sunset dediğimiz güneş batması, güneş tutulmasıdır. Başlığa bunu yazmışız. Aynı zamanda bir bot da vardır, sunspot adında. Bu astronomik bir şey olmaya da bilir. Size sunspot olan her şeyle ilgili bilgi veriyor olur. Aynı soruşturmayı Almanca yazıyor olursanız tek görsel size gösterecekleri burada gördüğünüz görseldir. Yani binlerce İngilizce görsel görebilirken Almanca aradığınızda sadece bir tane görsel görebiliyorsunuz. Bunu burada en azından bir link verdim. Bununla ilgili daha sonra en azından bir yükleme yapabilirsiniz. Biri bu durum için bir makale eklediği için bu gördüğünüz fotoğrafla ilgili bir yazı yazdığı için bir bilgi yüklediği için burada bir sunspot vardır. Güneş lekesi gibi düşünebiliriz. Wikimedia'nın ayrıca yaptığı bir şey var ki, Wiki veriye bakar, onun etiketlerine bakar. Wiki veri aracını bir yere eklediğinizde, o araç Almanca'da yazdığınızda hemen buldum der. İşte benim istediğim de buydu.
Şimdi ne söylemek istediğini anladım. Sana şimdi bunu da bahsettiğim bütün görselleri vereceğim. Media Search aynı zamanda yeni arayüzdür. Vision Editor'un yeni şeyidir. Vision Editor daha kolay bir arayüzdür editleme yapabilmeniz için. Kodlamalar yapmak yerine ve üstten kesme işaretleri, noktalar, şunlar bunlar kullanmak yerine yapabileceğiniz, daha kolay editleme yapabileceğiniz ve doğal olarak Media Search'u da gösteren, daha önceki görselleri de gösteren bir medyadır. Sorun şu, sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Güzel açıklayıcı durumlar, ifadeler eklemelisiniz. Sadece DS numarası olmaz. Nedir? Fotoğrafta olanın açıklaması yapılmalı. Oradaki altyazıyı kendi yazınızda, alt başlıklarınızda, ek bilgilerle lütfen kendi dilinizde bunları belirtin. Ne kadar betimleme yapabilirsiniz o kadar yapın. Kategoriler yazın. Ne kadar kategori yazabilirsiniz o kadar yazın. Bunu açıklayacak, betimleyecek her şeyi yazın. Böylelikle sizin medyanız, belki başka birinin medyası, böylelikle başka birileri ve sizin tarafınızdan, sizin için ve başkaları için daha kolay ulaşılabilir olacak. Media Search'un hala biraz yardıma ihtiyacı var bu konuda. Kim yapıyor bu işi? Biz yapıyoruz. Siz ve biz. Bunlar biraz istatistiklerle alakalı. Bizim kendi yaptığımız işleri övmek için bazı bilgiler veriyorum. Buradaki en önemli şey araştırma bölgesi. Yarım %50 miktarda artırıldı. %50 daha fazla insan artık bu görsellere bakıyor. Ve tabii ki bir sürü şey de geliştirilebilir buradaki wikiler, Media Search'taki bütün veriler, wikiler geliştirilebilmektedir. Örneğin Portekiz'de de wiki haberi prodüksiyon içinde kullanmaktadırlar. Birazcık da araştırma geliştirmelerinden bakalım. İki temel konumuz var bunda. Biraz hızlı konuşacağım burayı. Çünkü Wikipedia ile alakalı çok alakalı değil bunlar. Onun için hızlıca, kısaca konuşacağım konuyla alakalı. Birazcık şey konularında çalışıyoruz şu an. Daha iyi bir arayüz alıp görebilmek için. Nasıl söyleyebilirim? Daha hoş görünen bir arayüz. Bizim gibi deli Wikipedia'cılar olmayanlar için de daha anlamlı bir şeyler bulmaya, daha kolay, daha güzel görünen bir arayüz yapmaya çalışıyoruz. Sizin aradığınız için daha anahtar kelimeler, anahtar bilgiler sonuçlarınızı bulabilmeniz için üzerinde çalışıyoruz. Wiki kitaplar, wiki haber, wiki veri, wiki yorumlar, bunların hepsi için, bunların gösterilmesi için birçok çalışma yapıyoruz. Son zamanlarda, son aylarda bu konu üzerine iyice düştük. Birçok değişimlere sebep olduk. Renklerini, şekillerini değiştirdik. Bazı haberlerin, mesajların. Ve sonuçlar 5 ilerlemeyle devam ediyoruz. Burada uygulamaların devam ettiğini söyleyebilirim. Nasıl uygulamalar bunlar? Küçük resimler kullanıyoruz. Yan projelere izin veriyoruz. Yan taraftaki. Bilin bakalım ne? Çünkü insanlar şunu bilmiyorlar. Başka projeler olduğundan haberleri yok. Onun için yan projeler, kardeş projeler olduğunu onlara gösteriyoruz. Sizin şu an baktığınız şey başka bir projede de var ve biz bunu onlara anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki de arama görüntüleme panellerini ve meta bilginin sonuçlarını, bunların hepsi konusunda da ilerlemeler kaydetmeye çalışıyoruz.
renklerle de bunlar burada yok ya da var ya da şu an bu bir makale, burada böyle bir makale yok. Ama başka bir yerde senin aradığın makale bulunuyor olabiliri yine renklerle ifade etmeye, onu anlatmaya çalışıyoruz. Sizin aradığınız şey aslında Wikimedia'da bulunuyoru vermeye çalışıyoruz. Sizin bize gönderdiğiniz bazı önerileri de şu anda ya da daha sonrasında değerlendireceğiz demektir aynı zamanda. İkinci tarafa bakacak olursak, buradaki sonuçlardan birine eklediğimizde, tıkladığımızda bizi şuraya yönlendiriyor. İlk cümleye, bir görsele, bazı meta bilgilere, içerik bilgilerine ve eğer varsa oradaki kardeş proje bağlantılarına. Bunları daha görünür kılmak için bunları kullanıyoruz. Bunlar da Kasım ayının sonunda Portekiz dilinde, Rus dilinde ve Endonezya dilinde kullanılacaktır. Şu an üzerinde çalıştığımız gelişmelerde, en çok çalıştığımız gelişmeler şu an bunlar. Eğer devam ederse, güzel olursa bu ülkelerde daha sonra devam edeceğiz başka ülkelerimize katılması için de. Tabii bazı araçlar, gereçler kullanıyoruz. İçeriklerde bize yardımcı olmaları için ve daha iyi sonuçlar elde edebilmek için. İlk gördüğünüz gibi view it, görüntüle. Bu 3 Wikipedia tarafından yapılmış bir araçtır. İngiliz Wikipedia'sında da görüntüleyebilirsiniz. Burada linki bulunan sayfaya gidebilirsiniz. Yüklemesi gayet kolay ve bunu İngiliz Wikipedia'sında deneyebilirsiniz. Daha büyük kısmına geliyorum. Benim görüntü sunumumun görsel önerilerine. Herhangi birine sormak istediği bir soru var mıdır? Şu an çok gerginim. Onun için tamamen unuttuğum soru sorabileceğinizi lütfen söylememi izin verin ki her zaman soru sorabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa lütfen beni durdurun ve bana soru sorun. Hala benle misiniz? Uyanıksınızdır umarım. Tamam. Uyandınız. Fark ediyorsunuz görüyorum. Eğer uykunuz hareket etmiyorsanız bu uyumuyorsunuz demektir benim için şu an. Öğle yemeğinden sonra geldikleri için. Evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Öğle yemeğinden sonra hep biraz zordur gerçekten başka bir sunum yapmak. Ama en kötüsü öğle yemeğinden hemen öncesidir. Çünkü açsındır ve bir an önce bitirmek istiyorsundur. Görsel önerilerinden bahsedeceğim. İkinci bir ilerlememizdir. Bu ikinci çalışmamızdır. Diğer Wikimedia içerikleriyle bağlantılı olmaları için uğraşıyoruz. Buradaki problem ne? Neyimiz var bizim? 65 milyondan fazla daha fazla giriş var. Yalnız bunlardan yarısından fazlasının görselleri yok. Bu bir problem. Neden böyle peki? Çünkü araştırma mühendisleri size bu konuyla ilgili bilgi veremiyor. Biz bunu bir şekilde telafi etmeye çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ama çalışmayan bir şey daha var. Şu çok muhtemel ki, siz ve ben, biz bilmiyoruz. Kaç tane görsel olduğunu bilmiyoruz. Bizim kaç tane potansiyel görsel olduğunu, başka insanların ne kadar yardımcı olabileceğini bu görsellerin biliyor olmamız lazım. Bu konuda bu süreci daha kolaylaştırmak için uğraşıyoruz. Görsellere ulaşabilmeleri için. Çeşitlendirmeye çalışıyoruz kendi içeriğimizi. Ve yeni editörlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Wikipedia'yı daha iyi anlamak isteyen insanlara. Yeni editörler de tabii kazandırmak istiyoruz. Gözünüz korkmasın. Genel olarak nasıl çalışıyor peki? Bu tabii anlaması daha kolay. Hemen size anlatayım. Şu bizim yaptığımız şey şu.
3 Wikipedia web sitesinde test ediyoruz. Endonezya, Kore ve Rus şeylerinde. Ve şunları fark ettik. 500 giriş yapan bir editör ve onların yapmaları gereken 500 tane de marka ile var. Bu editörün şu video yazıyı yazdı, bilgisini girdiği, makalesini yazdı, editleme yaptı bilgisi var. Bunu fark ediliyor Wikiverde. Bu bildirim, ben senin böyle bir makalede watch listinde yapılması gerekenler, izlemesi gerekenler listesinde olduğunu gördüm. Lütfen tekrardan görüntüle. Lütfen bu fotoğrafa bak ve bana şunu söyle. Bu potansiyel bir görsel, senin makalene ekleyip ekleyemeyeceğin potansiyel bir görselse bana bunu söyle. Eklediysen ya da eklemediysen bana bunu söyle. Seni daha fazla rahatsız etmeyeceğiz bu konuyla alakalı. Tabii ki. Bu özellik, ben bu hardcore Wikipedia'cı dediğim Wikipedia'cılardan biriyim. Biz şunu istemiyoruz. İnsanlara kötü edit yapmaları konusunda kesinlikle teşvik etmek istemiyoruz. Şunu söylüyoruz, tamam sen çok güzel 500 tane giri yapmışsın orada. Bunun nasıl işe yaradığını biliyorsun. Senin makalelerin var, yapmaya çalıştığın ve yapmak istediğin. Ama potansiyel olarak bununla ilgili bilgin var. Belki de sen yazdın zaten bu makaleyi ya da sen editledin. Bu konuyla ilgili bilgin var yani. Bu konuyla alakalı en çok bilgiye de sen sahipsin belli ki. Yeni Wiki politikalarına ya da işte oradaki ulaşmak istemiyoruz. Ve şunu da istemedik. Sizi birçok yeni bildirimle canınızı sıkmak da istemedik. Notifikasyonları, bildirimleri hemen kapatabilirsiniz. Eğer sizi rahatsız ediyorsa İstekler arasında, tercihler arasında gidip antik yaparak, onu görme yaparak bundan ulaşabilirsiniz. Ve bunlar da sonuçlarımız. Son iki aydır deneniyor. Portekiz, Rus ve Endonezya Wikipedia'larında 505 yeni görsel eklendi son iki ayda ve sıfır sorunla. Bu benim inanamadığım bir konu. Son 16 yılımda söyleyebilirim, bu kadar iyi çalışan bir durumun olduğunu görmedim. Çok fazla görsellerle ilgili şeyler gördüm ama şu an sıfır, %0'la olasılıkla, %0 sorunla karşılaşmak gerçekten kimse bunları gözden çıkarmamalı. Bunu genelde %1 ya da %2 ile alakalı çok sonucumuz olurdu. Bazı görseller tabii ki sorunlu olabilir. Tabii ki de insanlar hata yapabilir ama burada hiç olmadı son iki ayda ve bu harika. Şimdi biz bu testleri başka topluluklara geliştirmeye çalışıyoruz ki bunlardan bir kısmı Katalan, Finlandiya, Hollanda. Onların bizle beraber çalışıyor olmasını istiyoruz. Umarız Kasım ayının başında başlayacaklar. Eğer siz de istiyorsanız görsellerinizi test etmek Wikipedia üzerindeki, ben dinlemeye hazırım. Eğer bu konuyla alakalı ilginiz varsa lütfen bana haber verin. Çünkü eğer işe yarıyorsa, eğer çok rahatsız edici değilse tabii ki size yardımcı olabilirim ulaştırmada. Hızlı bir sorum var. Ne içerdiğini söylerseniz
belki söyleyip daha çok insanların ilgisini çekebilir. İnsanlar ne düşünmeli? Sizinle konuşmak için mesela ne söyleyebilir size? Belki o konuda bilgi verebilirsiniz. Harika bir sorusu. Çok teşekkür ederim. Arayüz çok kolay. Tercüme etmesi çok kolay. 4 ya da 5 mesajı vardır size verebileceğiniz. Gidip tercüme edebileceğiniz Wiki tercümede bu mesajları yerelleştirebilmek için. Burada 4 mesaj vardır. Ve sonrasında sadece bütün teknoloji kısmını tamamen bizde zaten. Onu değerlendirebiliriz. Sizin yapmanız gereken tek şey beklemek. Bu bildirimlerin gelmesini, her hafta bunların gelmesini beklemek. 2 bildirim elde edeceksiniz maksimum her hafta. Ve bu. Tamam ya da hayır diyeceksiniz. Eğer sorun olduğunu görüyorsanız, her bildirim sizin aldığınız yanlış ise bize gelebilirsiniz ve şunu söyleyebilirsiniz. Hey merhaba, bu çalışmıyor ve ben bilmiyorum. Ve sürekli yanlış görseller elde ediyorum. Grafikler görüyorum gerçek bildirimler yerine. Rusya Wikiferisinde bu oldu. Ve Mevan Bey bana yardımcı oldu o konuyla alakalı feedback almama, geri dönüş almama ve burada da sizin için hazırım. Mesela Portekiz ve uygulanan bu testin önerilen görüntü başka bir ülkenin Wikisinde yer alan görüntü müydü yoksa Portekiz Wikisindeki farklı bir konuda yer alan bir görüntü müydü? Eğer yani doğru anladıysam şöyle bildirim, bir geri gideyim. Genel olarak şu, temelde şöyle çalışıyor. Belki de bunu yeterince iyi anlatamadım. Teşekkür ederim. Belki daha iyi anlatabilirim şu an. Biz şunu anlıyoruz. Araç şöyle çalışıyor. Portekiz, Rus ve Endonezya Wikiferilerinde araçlar bir makale buluyor. Görsel olmayan bir makale buluyor. Wikiferi başlığına gidiyor ve bakıyor ki herhangi bir görsel var mı? Ya da comment kısmında, yorum kısmında var mı? Ya da yönlendirici görselde, yani diğer en yüksek sayfanın en üstünde böyle bir görsel var mı? Yani gördüğünüz gibi bir görsele ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Ve filtreler, onları filtreler. Bu makalenin görseli yoktur diye bir görseli bulunur örneğin. Böyle bir görsel bulursa, hayır, kesinlikle böyle bir görsel değil, buna ihtiyacımız yok der örneğin. Oradaki küçük bayrakları kullanır ve ona uygun görsel gelmesini bekler. Eğer bunların hiçbiri yoksa, medya search'e gider, medya araştırmaya gider. Ve demin size söylediğim şeye dönmüş olur. Yani medya araya gider ve o spesifik medya veriye bakmaya çalışır. Ve siz bildirimleri bu şekilde alırsınız. Ve siz bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu sayfayı. Ben de bir devam etmek istiyorum burada. Eğer ben soruyu tam anladıysam, bu durumun sonuçlanması sizin Wiki'nizde bir öneri alabilir. Bu görselin bir öneri görseli olabilir. Ama bu görsel comment kısmında, yorum kısmında olmalı herhalde. Yani yerel birileri ekliyorsa bunları, o Wiki'de olanlar
otomatik olarak yüklenecektir. Diğer wikilere doğru değil. Doğru mu anladım ben bunu? Hayır, hayır. Bunlar sadece comment kısmında, yorum kısmında olacak. Tabii ki, çünkü biz burada özgür medyadan bahsediyoruz. Burada Creative Commons lisansları var mı, onlara bakıyoruz. Tabii ki Portekiz Wikipedia'sında bulunan bir şey Türk Wikipedia'sında da önerilebilir. Ama iki tane şey var düşünmemiz gereken. Eğer önerildiyse bu şu demektir. Başka biri bu iyi bir görsel demektir. Yani biri bunun böyle olduğunu düşünmüş. İkincisi bu bir öneri. Hayır da diyebilirsiniz. Hayır, bu çalışmıyor, uygun değil. Çünkü ben daha iyi bir görsel bulabilirim. Ya da zaten bizim bir görselimiz var ve hayır diyebilirsiniz. Yani bu zorunlu bir şey değil. Kabul etmek de zaten zorunlu değil bildirimlerle. Okay, this is so there is a, I'll come to you. No, okay, so for every image and every article there will be only one. Her bir görsel ve her bir bilgi için tek bir durum olacak. Tabii ki de bir sürü öneri olabilir. Tek bir makale için, örneğin yazı için. Ama her seferinde bir fotoğraf için size bildirim veriyor olacaklar. Yes, it's a random image. It's so as I said. Dediğim gibi. An article that doesn't have images. Görseli olmayan bir article buluyor, bir yazı buluyor, içerik buluyor ve diyor ki, bak benim sana gösterebileceğim en düzgün fotoğraf bu, bu konuyla alakalı, en konuyla en alakalı fotoğraf buyken sen bunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Bu biraz random ilerliyor, sanki rastgele ilerliyormuş gibi geliyor ama aslında bu rastgele bir fotoğraf değil. Evet, eğer çok fazla öneri varsa bir tanesini öğrenebileceksiniz. Başka bir kullanıcı da başka bir çift görsel kullanıyor olacak. Bizim o konuyla ilgili gösterebileceğimiz görsellerin miktarı bitene kadar bu bildirimler devam ediyor olacak. Muhtemelen aynı bilgiyle, aynı sayfayla, aynı makaleyle alakalı olmayabilir. Ve sistem diyecek ki bu konuyla ve fotoğraf birbirlerine uyumlu değiller. Ben o zaman başka bir fotoğraf sunacağım bu konuyla alakalı olabilecek. Ve yine daha iyi içerik sağlayabilmek için daha güzel bilgilerle, daha detaylı bilgilerle bunu yapmanız gerekiyor. Doğal olarak en çok alt yazı ya da en alt bilgiyi, ek bilgiyi vermemiz gerekiyor tabii en başarılı görselde bulabilmek için. Her şeyin ilk seferi vardır biliyorsunuz. Şunu anlıyorum ki siz şunu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Görseller nasıl bulunur ve kullanılır? Başka projelerde bulunan başka projelerdeki fotoğraflar nasıl kullanılır ve siz şunu görsellerin daha çok kullanılmasını sağlamaya çalışıyorsunuz ki bu muhteşem bir deneyim, muhteşem bir geliştirme. Bu çok zor bir alan. Wikipedia'lar için, Wikipedia'cılar için çok zor bir alan olsa gerek. Çok daha zor. Wikimedia yorumlarına görsel yüklemek çok çok daha zor. Çünkü yazabilirim Wikipedia makalelerine bir sürü şey yazabilirim.
ama Wikimedia Commons kısmına geldiğimde ve değişiyor sürekli, bu çok komplik hale getiriyor. Problemlerden biri bu. Örneğin mesela bir fotoğrafım var. Gerçek bir fotoğraftan bahsediyorum. Ama ne zaman çekilmiş bu fotoğraf bilmiyoruz. Kim çekmiş bu fotoğrafı onu da bilmiyoruz. Ve buradaki problem şu. Bu konuyla alakalı problemi çözmek çok zor örneğin. Konu dışında gibi şu an duyuluyor ama Wikimedia Commons lisanslarıyla alakalı konular çok sıkıntı yaratıyor olabiliyor daha fazla fotoğraf yükleyebilmek için. İlk red yemesinde bizim kullanmaya çalıştığımız fotoğrafın hemen kaldırılabilir. Halbuki ikincisi ve üçüncüsü olduğunda bilgi, bazı net bilgileri yüklemeye çalıştığında çok zaman olmuyor ve çok fazla dilde konuşmuyoruz ve açıklamayı sadece bir ya da maksimum iki dilde yapıyoruz. Belki araştırmalar bu konuyla ilgili daha çok yapılabilir, geliştirilebilir. Başka dil çevirileri, geçici olarak oto çeviri yapılabilir. Belki bu açıklama Türkçe ve ben başka bir dilde arıyorum bunu ve fotoğrafı ben göremiyorum Türkçe araştırma yaptığımda. Eğer oto tercüme yapılabilirse bu görseli kendi aradığım dilde bulabilirim. Lisansla alakalı, commons'la alakalı, lisanslarla ilgili konuşuyorum. Ben de bunun çok zor olduğunun farkındayım. Commons kısmı gerçekten komplike, karmaşık bir proje aslında. Ama zaten olay bu. Adminlerin kendi çok katı olmalarında lisansla ilgili bir hakları var. Ama bazen çok fazla oluyor bu. Bu uzun vadeli bir sorun aslında. İtalyan takipçilerinde, kullanıcılarında denk geldiği. Lütfen bunu silmeyin bu bilgiyi diye yani söylemek istiyorum. Bu bir sorun. Gerçekten bizim çözemeyeceğimiz, maalesef bizim çözemeyeceğimiz bir sorun bu. Böyle devam ediyor şu an. Çünkü bu topluluğun kendisine biraz daha alakalı ve herhangi bir tartışma yaratmak istemeyiz Wikimedia Commons'la alakalı. Ve tabii ki sınırlandırıcı olmakta da hakları var ve bu bir sorun gerçekten. Ve bazı içerikleri kaybediyoruz, bunun farkındayım. Bu çok üzücü bir şekilde bizim uğraşmamız gereken bir şey ve gerçekten uğraşmalıyız. Ve son 16 yılda buna çözüm aramakla geçti. Bununla alakalı söyleyebileceğim şey daha fazla araştırma yapmak bu konuyla alakalı ve bildiğim tüm dillerde koymak, bütün yapısal bilgileri koymak. Yani söyleyebileceğim şu ki bu bilgiyi silemezsiniz. Benim söyleyeceğim bu kadar. Araştırma tecrübesi için de şunu söyleyeyim. Ne söyleyeceğimi unutmak üzereydim. Bir şekilde oto tercüme zaten var diyebiliriz medya search'te, medya araştırmada. Sizin gidip tercüme etmenize gerek yok. Her bir dile sizin kendi dosyanızı tercüme etmenize gerek yok. Her bir açıklamayı Türkçeleştirmenize gerek yok. Sizin ihtiyacınız olan şey şu. Eğer Wikiveri'de bir etiket var mı? Onu bilmelisiniz. Tabii ki vardır bazı açıklamalar.
etiketler ama bunu yapabilirsiniz maksimum. Benim için de aynı şey geçerli. İtalyan dilinde aynen ben de bunu yapabilirim sadece. Maalesef şuna inanmalısınız. Yani şuna güveneceksiniz. Başka insanların işi, başka insanların yaptığı işe güvenmeniz gerekecek. Wikiveri'deki birçok iş zaten yapıldı. Eğer bir betimlemeniz varsa, net bir particular, spesifik bir görselle alakalı bir açıklamanız varsa, o görseli Türkçe'de olarak bulabilirsiniz, başka dilde de. İkinci soru da kısmi olarak, belki hatta daha da az, nadiren diyelim. Daha iyi olmanın yolları var tabii. Ama bu işin içine girmekle olabilir. Bizim de buna katkıda bulunmamız gerekiyor. Daha iyi olmasını istiyorsak bizim de katkıda bulunmalıyız. Commons'la ilgili özellikle ben de bu konuda sıkıntı yaşıyorum. Benim verebileceğim tek cevap bu maalesef size. Benim bir sorum var. İlk kısmına alakalı bir sorum var. Bazı öneriler gördüm orada. Bence harika bir gelişme. Şu an bu konuyla alakalı bir arka ekip var. Bu görselleri yükleyen bir ekip var. Bu süreç görsel tanınması, görsel yüklemesi durumu, süreci Wikidata oyunu var biliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde seçebilirsiniz durumları, açıklamaları en azından, ifadeleri. Peki mesela bu görseller için böyle bir Wikimedia oyunu var mıdır yapılabilecek? Bildiğim kadarıyla böyle araçlar yok. Pek çok. Burada tek bir araç var benim bildiğim. Betimleyici diye bir, Depictor diye bir oyun var. Bunu yapmayı Andrew Lee'den öğrendim. Bir program yapmayı bana öğreten kişi. Wikidata Weekly'den öğrendim. Depictor isimli araç çalışıyor ve onu açıyorum. Telefonumda açıyorum. Ve orada 400 insan var bunu kullanan. Aslında çok eğlenceli. Telefonda bile kullanılabiliyor. Ve o yapısal bilgiyi orada da yapabiliyorum, aslında kullanabiliyorum. Bence siz de yapabilirsiniz. Cevabınızı aldınız sanırım. Lütfen grupta da onu paylaşın. Bununla ilgili de editlemeler yapalım. Benim bildiğim kadarıyla başka bir araç var bu konuda kullanılan. ISA denen başka bir araç var. Yapısal bilgi yüklenebilecek. Laptopuma ulaştığım zaman sizinle bunu paylaşacağım. Buradaki iki araç var aslında. Daha fazla yapısal bilgiyi daha kolay bir şekilde yüklemek için size yardımcı olabilecek. Bunun dışında bilmiyorum başka araçlar var mı açıkçası. Ama kesinlikle bu konuda çalışmamız gereken bir konu bu gerçekten. Belki ileride birazcık daha kolay olacaktır. Olasılığı yükselecektir. Asaf'ın söylediği, dün söylediği bir şey vardı. Açıkça söyleyin, ifade edin, ihtiyacınızı ifade edin. Yapılandırılmış bilgiyi commands'da ifade edin, ihtiyaçlarınızı söyleyin. Ve biri bu konuyla alakalı araç yapacaktır ya da en azından araç yapmak için uğraşacaktır. Maalesef gelecek Haziran'da biteceği için proje, şundan eminim ki yeterince zamanımız yok böyle bir araç yapabilmek için. Ama zaten çok fazla iş yapmıştık ve zaten var bir sürü de işimiz Haziran'a kadar yapabilecek. Bunu karşılayamayabiliriz ama kesinlikle bunu kendi toplumumuz için de çözmemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir soru var mı şu an? Çok teşekkür ederim sorularınıza. Çünkü neredeyse de sunumum bitti. Birbirine uyumadığımız bir ölçüsü var. Çünkü mesela ben bulunduğum ilaçlarında hiç alakası olmayan
Türk Wikipedia'sından bahsediyorsunuz sanırım. Şimdilik görsel Wikipedia için bu görsel durumu geçerli değil. Bu görsel önerileri var. Şu an konuştuğumuz şey aslında şu sebepten. Çünkü birisi bu görüntü şu an doğru olan, hali hazırda var olan yerin, sizin bahsettiğiniz yerle alakalı. Sanırım Türk Wikipedia'sı henüz görsel öneride bulunacak durumda değil. Şu an Endonez ve Rus Wikipedia'ları bunu yapabilir ve gelecekte de 5 tane topluluk bunu yapabilecek. Ama bu konuyla ilgili daha fazla ilgileniyorsanız konuşabiliriz ve Türk Wikipedia'sı bize bu konuda test yapmada yardımcı olabilir. Ama şimdi görsel önerileri Türk Wikipedia'sında yok. Şu an ne oluyor bilmiyorum. Tekrardan şunu söyleyebilirim ki bir görsel doğru ya da yanlış, şu an bu durum gerçekleşiyor maalesef. Bu sorunun cevabını ben tam olarak bilmiyorum diyebilirim. Sanırım bu soruyu bir daha yukarı birilerine sormam gerekecek ve sonrasında sizin organizasyonunla haberleşeceğim. Bu konuyu gerçekten bilmiyorum, üzgünüm. Başka soru var mı? Fikirler, yorum, herhangi bir şey varsa. Harika, tamam, devam edebilirim. Son duruma geçiyorum. Çok fazla Section Topics ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok aslında. Üçüncü hedefimiz de bu projede. Şurada yapmaya çalıştığımız şey ne olacak? Birkaç ayda. Bölümleri, makalelerdeki bölümleri belirlemek ki bununla alakalı ilgiyi, desteği artırabilmek için. Bu algoritma mavi linkleri kullanıyor. Bir şairle alakalı olabilir, bir siyaset adamıyla alakalı olabilir, bir paragrafınız olabilir ve o X üniversitesinde okudu denebilir ve bu X üniversitesinin bir linki var. O linki alabilirsiniz, bunu bir konu yapabilirsiniz ve evet, bu bununla ilgili konuşuyor denebilir. Bu birinci kısmı. Bu linklerle alakalı konuşuyoruz, bu tekstlerde bulunan bölüm konularını ayrıştırabilmek için. Genel anlamda görsel önerilerini bölümsel olarak ayırmaya çalışıyoruz. Size şimdiye kadar gösterdiğim görsel önerileri bütün makale için geçerliydi. Tek bir fotoğraf. Bu bütün, bir tane makalemiz var, fotoğrafımız yok. Bu bir öneri. Yapmak istediğimiz şey şu, buna ek olarak bir görsel, her bir bölüm için aslında bir görsel bulmaya çalışıyoruz. Bu da başka bir konu aslında. Biraz bazı Wikipedia'cılara kötü gelebilir kulağa ama göründüğü gibi değil. Biz şuna çabalıyoruz. Konuların daha iyi çözümlere, sonuçlara ulaşabilmelerini istiyoruz. Ben içerideki konulardan bahsediyorum şu an aslında. Bizim daha iyileştirebilmek için onların ne yaptığımı söyleyebiliyorum. Ama şunu söyleyebilirim. 16 yıldır Wikipedia hoca olduğum için bizim
bazı durumlarımız çok daha iyi çalışmıyor ve daha iyi olmalarını sağlıyoruz. İnsanların arama yaptıklarında neler bulabilecekleriyle alakalı, nasıl daha kolay, daha iyi, daha ulaşıma daha kolay bilgileri bulabileceğine dair Google, Yahoo ya da bunlar kullanılabilir biliyorsunuz ve bunların geliştirmelerini yapıyoruz. Şu anki durumumuz şu, hala geliştiriliyor, hala geliştirmede, hala tüm yapıyla ilgili hala konuşuyoruz, çalışıyoruz üzerinde. İsterseniz onunla ilgili bir konuşabiliriz, beraber kahve içebiliriz, çay içebiliriz bu konuyla alakalı konuşurken. Bu algoritma hala geliştirilmektedir. Bizim bilgi mühendislerimiz sayesinde hala bu konu geliştirilmeye açık. Temel olarak aslında bununla ilgili hala çalıştığımızı ve iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim geliştirmede. Bunun dışında şunu söyleyebilirim ki ilk prototip konularla ilgili, bölüm konularıyla alakalı gelecek sene yapılacak. Umarım bunu yapabileceğiz, uygulayabileceğiz. Yani son slayttan sonra hissediyorum ki benim süper güçlerim sayesinde bir soru olduğunu görüyorum. O kadar iyi bir şaka mıydı gerçekten? Şimdi örnek olarak Ayasofya Camii'ni vermek istiyorum. Mesela ben Ayasofya Camii'sinin yukarıdan çekilmiş bir görüntüsünü görmek benim hoşuma gidiyor. Ama öneri de sağ taraftan çekilmiş bir görüntü seçilmiş, eklenmiş. Onu Ayasofya Camii'ni açtığımda o görüntüyle karşılaşıyorum. Yani nasıl diyeyim, bir 4-5 tane görüntünün böyle bir video klip gibi. Yani aklıma geldi. Aklıma geldi, sormak istedim. Veyahut da nasıl diyeyim, randomize olarak geliyor ya seçenekler. Yani randomize olarak gelmesin, seçenek olarak gelsin. En güzel görüntüyü, yani tabii o kişiden kişiye değişir o görüntü ama yani onunla ilgili randomize olmasın istiyorum. Olsun ama olmasın. Good luck. He insists okay. He insists that we should be able to, the user should be able to pick Fotoğrafların seçilebilmesini, kişiden kişiye değişecek şekilde seçilebilmesini istiyor. 4-5 tane görüntü seçeneği olsun ve insanlar onları kendilerine göre seçebilirler. Ben üst taraftan görmek istiyorum diyelim ki, ama bana yan taraftan verilmiş bir fotoğraf seçeneği sunuluyor. Halbuki ben yan taraftan görmek istemiyorum. Anladım. Evet, bu güzel bir öneri aslında. Ben bunu takıma söyleyeceğim. Bunu bizim proje ekibimize söyleyeceğim. Ama maalesef bu biraz random olurdu. Şimdi daha önceden sadece görüntü kullanılıyordu sosyal medya, nasıl diyeyim, avatarlarında. Şimdi artık hareketli görüntü kullanılıyor. Birkaç tane görüntüyü video klip şeklinde, akar şeklinde 3-4 tane görüntü peş peşe gelerek onu kullanabiliyorlar artık avatarda. Belki böyle bir algoritma mı olur veya böyle bir çalışma mı olur veya bir video dosyası mı olur? Hayır, yani yok canım. Yani görüntü, yani Ayasofya'nın 4 tane görüntüsü, güzel bir görüntüsünü akan bir fotoğraf yani backstream olabilir veyahut da işte klip, peş peşe gelen klip görüntüleri. I just want to add that this tool was created, was developed to make easy our work. Bu görseller, komandlar bizim aslında bunu görüntülememizi daha kolaylaştırmak için var. Ama böyle şekil, bu tarz ekler
yüklemek aslında bunu daha kolay yapmayacaktır herhalde. Bizim editlerimizi daha kolay hale getirmeyecektir diye tahmin ediyorum. Sizin gösterdiğiniz şey, bu versiyon, sizin söylediğiniz şey uygundur sanıyorum ki. Ama diğer arkadaşın söylediği sanırım kullanıcıların durumlarını birazcık konfüze edebilirdi. Teşekkür ederim. Ben ekiple konuşacağım bu konuyla alakalı. Çünkü ben ekibime bütün geri dönüşleri getiririm. Sadece kaba olmayan şeyler göstermiyorum, onları söylemiyorum. Ben size bu konuyla alakalı bilgi de vereceğim sonra ama herhangi bir şey, yeni sözünü veremem size. Diğer arkadaşımızın söylediği de doğruydu. Maalesef olay da tam bu. Araç bir fotoğraf için var aslında. Yani insanların fotoğraf yüklemesini kolaylaştırmak için. Eğer çok fazla opsiyon olursa, çok seçeneğimiz olursa daha da komplike olur, daha da karmaşık olur. Ve insanlar görsel eklememeye yönelir. Ben sizin ne demek istediğinizi anlıyorum aslında. Güzel bir fikir ama bu fikrin bizim ekibimizin yapmak istediği şey ne kadar kolaylaştırabilirse insanların için o kadar kolaylaştırmak. Onun için bu duruma uygun değil sanki. Uzlaşalım. Siz deneyimli bir kullanıcısınız. Arkadaşımız doğru fotoğrafı bulabilmek için 10 saniye daha fazla harcamaya razıyım dedi. O dedi ki tamam, ne kadar güzel. Eğer görsel tavsiyesi uymazsa buna 10 saniye ben de koyardım aslında. Ben de harcardım 10 saniyemi daha doğru fotoğrafı bulmak için. Ve ben sürekli yapıyorum bunu. Çok basit aslında. Bize random göstereceksiniz ve ben de sadece tıklayacağım. Zaten olay da bu. Bütün aracıların en büyük olayı bu. İnsanların çok fazla zamanını almamak. Tamam. Son slide'ıma geldim. Eğer daha fazla öğrenmek istiyorsanız bu projeyle alakalı... Görüyorsunuz burada medya araştırmamız var. Meyman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rusça'ya çevrildi. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Üzgünüm. Biz çünkü bunu Rus Wiki verisinde bunu test ettiğimiz için onların biliyor olması lazımdı burada neler olduğunu. Eğer Türk Wiki verisi ya da Aşkir Wikipedisi ya da Kazak Wikipedisi, eğer siz de katılmak istiyorsanız bizim bu eforlarımıza, bu testleri yapmamız eforlarımıza katılmak istiyorsanız bana lütfen bundan haber verin. Ben yarın da burada olacağım. Bana omuzuma dokunun ya da el sallayın. Ben hemen anlayacağım verdiğiniz mesajı. Ve tabii ki benimle iletişime geçebilirsiniz. Mail ya da MediaWiki üzerinden herhangi bir konuyla alakalı. Benim kullanıcı adım bu. Bitti. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.